Bunun üzerinden bir edebiyat üretildi. Bu beleş bu kolay. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Alıyorsun şey. zikirmatik. Ya kardeşim Allah'ını seversen ya. Bu ne ne çürümüşlük bu Allah aşkına ya. Zikir etmek her işinde Allah'ı hatırlamak demektir. Allah 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 demek değil. Allah'ı hatırlamaktır. Yani Allah'la yaşamaktır. Allah'ı hayatın her anına ve her alanına şahit kılmaktır. Onun şahitliği bilinciyle hayatı yaşamaktır. Zikir budur. Şimdilerde yapıldığı gibi bir terminoloji peygamberimiz zamanında yoktu. Yani böyle sahabiler mescidin bir kenarında on bin defa Allah 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 diye tesbih çekmiyordu. Allah Allah deyip savaşa gidiyorlardı. Bir garibanın derdiyle ilgileniyorlardı. Bir yetimin başını okşuyorlardı. Hayatı beraber yaşıyorlardı. Gerçek Allah demek öyle bir fedakarlık gerektiriyordu. Şimdi ne oldu? İşi asıl mecrasından çektik. Kelimelere hapsettik. Eylemleri bıraktık. Kelimelerle idare, idare ediyoruz. Şimdi bu zihniyet Fatır Suresi'nin 10. ayetini okur mu? Okumaz okumaz. Çünkü yaptığının yetersiz olduğunu anlayacak. Başka bir fedakarlık arzu edildiğini fark edecek. E, rahatı kim kaçıracak? Adam burayı da cennete çevirmiş. Öbür taraf zaten garanti gidiyor. Az farklı bir şey söylediğin zaman da sana ait gelen cümlelerin başında sapık. Nasıl neye sapık? Nereden saptık? senin sapkın yolundan saptık Elhamdülillah. Allah seni de saptırsın. Ne diyeceğiz yani başka? Hakikat bu. Fatır suresinin 10. ayeti sana insin kardeş. İndirmiyorsun ayeti. Hiç üzerine alınmıyorsun. Bu beni ilgilendirmez diyorsun. Anlamadığın ve yaşamadığın ayet sana henüz inmedi kardeşim. Kusura bakma. Anlamadığın ve yaşamadığın ayet sana henüz inmedi. Gelin ayetleri hayatınıza indirin. Davamız davetimiz budur. Başka başka bir derdimiz yok. Herkes gibi belki herkesten daha çok kulluk yapmaya muhtaç olan biziz. Millete yol tarif edip kendisi kenarda duranlardan değiliz. O yolu birlikte yürüme gayretini ortaya koymak için faaliyeti canına minnet sayan bir hayat yaşamalıyız. Başkalarına tarif et. Sen sanki karşı kıyıda duruyorsun. Gelin. Sen neredesin?